rotamız Antalya Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Sinan Değirmeni. Merhaba arkadaşlar. Merhaba herkese. Şimdi Saklıkent tarafındayız. Bir cumartesi yine yollara düştük. Sinan Değirmeni'ni arıyoruz. Emin de değiliz. Bazen biz Google haritaların azizliğine uğruyoruz ama bakalım bugün nasıl olacak. Çok güzel yollardan geldik. Saklıkent'te kayak merkezi biliyorsunuz. Hala orada kar var. Ama bizim görmek istediğimiz yer orası değil. Sen nasıl hissediyorsun hayatım? Yine doğayla baş başa kaldığım için mutluyum. Buluştuğum için çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Burada bu kadar su var. Burası da değirmeninin bir parçası galiba. Bakın. Buradan görebiliyorsunuz. Bu herhalde şu andaki değirmen. Şu an içerisi kapalı olduğu için göremiyoruz. Metre rakımda yan yana dizilmiş küçük evleri andıran bu tahıl ambarları bize sanki masal köylerini anımsattı. Bazıları açık, bazıları kilitli. Evet. Geç Osmanlı dönemine ait ahşap 300 yıllık 86 adet tahıl ambarı sanki bizi zamanda yolculuğa çıkardı. Bu tahıl ambarları çivi kullanılmadan tahtaların birbirine geçirilmesiyle inşa edilmiştir. Tahıl ambarlarının antik Likya bölgesinin lahitlerinden esinlenerek yapıldığı tahmin ediliyor. Bu tahıl ambarlarının sidir ağacından yapılmasının amacı ise reçine kokusu nedeniyle böceklenmenin engellenmesidir. Love and food.
güneş var, hem hava soğuk. Tam çiçekler de açınca tam bahar havası. Baharın habercisi. Evet. Çok fazla varmış değil mi? Evet. Aman Allah'ım. Acaba sudan nem olmuyor mu burası? Hem su var. Demek ki... Ama Karadeniz'de de ahşap kullanılıyor ya. Evet. Orada da nem var. Tahılın izleri duruyor. Bazı yerlerde tahıllar gözüküyor. Burası tamamen yıkılmış içerisi. Evet, şu beton olmaz, şu betonlarımı yap olmasa evet. Burada oturan var herhalde, baksana bir bayağı bir örtü mörtü bir şeyler var, bak sol taraftaki. Şurası. Ya da gözleme yapıyorlar gibi geldi bana. İçeride. Ha, yaz döneminde olabilir, evet. Yazın burası biraz da hareketli bir yer. Tatlıkent hayat merkezine çok yakın ya. Evet. Köprüyü de ahşap yapsalarmış belki damaz. Karadeniz'i andırıyor değil mi? Evet. Ama ahşap da herhalde çürüyordur diye. Hani su yüksek geliyorsa buraya. Hava çok soğuk değil aslında. Bence çok güzel bir hava şu an. Evet. Şu anda kimse yaşamıyor herhalde. Baksana o kadar ev var gibi ama hiç şey yok, yaşam belirtisi yok. Yok, bunu ben de bilmiyorum. Çok güzel görünüyor. Neler yaşandı kim bilir değil mi? Evet. Ne kadar güzel bir hayat aslında. Hemen karşıda su var. Doğanın içinde. Aslında kışın belki şartlar biraz zordur ama kışın da evet. Bence yaşanmayacak bir yer değil. Aa bak. Açma. Evlerin önünde rafı var. Bu bir raf herhalde. Benim muhtemelen ayakkabı mı koyuyorlardı artık, ne yapıyorlardı? Burada bir oturmak için yer var. Küçük oturakları var böyle. Burada da bir bank var. Şu raf daha güzelmiş bence. Evet. Burada da bir raf. Bak, odaların kapıları dışarıya doğru açılıyor. Elektrik de var, yaşanmış demek ki. Yaşanıyor herhalde, baksana pencerelerini kapatmışlar. Burası da bence lavaboydu.
üzerimizdeki etkisi biraz geçmişi özlem, biraz terk edilmişliğin hüznüydü. Bu bölgenin daha iyi korunmasını umut ederek günlük hayatın telaşları için yollara düştük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Yeni rotalarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.